Bir VTR verdik hocam. VTR'de ilacın kişiye özel bir ürün olduğunu da söyledik. Siz eczacısınız. Evet. Aynı zamanda ilacın fazlası da zehirdir. Doz önemlidir burada. Akılcı ilaç kullanımı önemlidir. Birkaç cümleyle farkındalık yaratalım mı? İlaç kullananlara da ışık tutalım hocam. Buyurun, zehir olmasın ilaçlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. İlaçları aynen doktorların önerdiği şekilde kullanmak birinci derecede yapmamız gereken bir kural. Mutlaka suyla almalıyız. Yani meyve suyuyla ilaç bir arada alındığında istenmeyen reaksiyonlar, kardiyotoksik etkiler görülmüş. Greyfurt suyuyla terfenadin örneğin antihistaminik bir bileşik alındığında. İlacı sadece suyla alın. Bir de susuz yutanlar var. Orada bir sıkıntı oluyor. Şöyle söyleyeyim. İlacın hazırlanış şekline göre, hekimin önerisine göre kullanmak birinci derecede. Hı-hı. Yanlış bir bilgilendirme yapmayalım. Çünkü tamam. Genelleme yapılabilir. Tamam. Aç ya da tok karnına olup olmadığına göre doktorun reçetede yazdığı ve eczacının açıkladığı şekilde kullanılırsa ilaç en doğru yoldan emilir ve faydası görülür. İlaç etkileşimleri de çok önemli bir konu. İlaç, besin etkileşimi, bitkisel ürün etkileşimi. Son zamanlarda bu konuda da çok yaygın bir şekilde bitkilere bir eğilim olduğunu görüyoruz. Hekimlerimiz tarafından da, eczacılarımız, halkımız tarafından da. Yanlış ve üzücü sonuçlar almamak için mutlaka ve mutlaka zaten reçeteyle bu ürünleri almamız gerekiyor. Doktor reçetesiyle en yakın sağlık danışmanımız eczacılar ve her yerde eczane mevcut. Eczacılara sorarak bu bitkisel ürünleri kullanmamızda yarar var. Bir eczacıdan güzel bir dost edinmek lazım hocam, değil mi? Öneriyorum, şiddetle evet. Öneriyorum. Çünkü biz bitkileri çok uzun süre okuyoruz, eğitimini alıyoruz. Hem kimyasını hem biyolojik etkileri konusunda eğitimimizi aldığımız için hangi bitkide hangi kimyasal madde mevcut buna hakimiz, biliyoruz. İşte alkaloidler, glikozitler, taninler, oleorezinler gibi pek çok, bunların içinde de binlercesini sayabiliriz. İlaç olarak aslında sentetik olarak sentezlenip kullanılıyor pek çoğu bitkilerden elde edildikten sonra. Onların benzer kimyasal bileşikleri sentezlenip ilaç olarak önümüze geliyor. Ama o bitkileri tarladan topladığınız gibi herhangi bir standartı yapılmamış haliyle kullandığınız zaman eğer yol kenarındaysa ağır metal bile barındırabilir. Aktarlardan ürün alırken de herhalde, değil mi? Bu kesinlikle dikkat etmek lazım. Kültürü yapılan bitkileri bitkisel ürün olarak kullanmak lazım. Ama ne yazık ki programa gelmeden önce dün akşam internete baktığım zaman bir iki dergide okudum. Çok fazla sahte ilaç internette satıldığını, internette zaten ilacın satılması yasak mevzuata göre. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminden sonra %95'inin sahte olduğunu tespit edildiğini gördüm. Ayrıca piyasadan Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan kozmetik ürünlerin de büyük bir çoğunluğunun güvensiz olduğu yazıyordu. %51 kadarı uygun. Teknik özellikleri ve içeriği, %49'u teknik özellikleri içermediği, bunların 27 tanesinde güvensiz olduğu yazıyordu. Bitkisel ürünler için de aynı şeyi söyleyebilirim. En yakın sağlık danışmanına müracaat etmeden internetten herhangi bir bitkisel ürün almamalıyız. Bunların içinde o söylenilen maddelerin olmadığı da analiz edilip ortaya çıkartıldı. O yüzden ben özellikle mutlaka eczaneden bitkisel ürünlerin alınması gerektiği konusunda ısrarcıyım.